Şimdi oyuna yeni indirdim. Ve bu yüzden daha ilk baştaki görevi yapacağım ama bunun iyi bir yönü var. Çünkü neden? Bunun bir artısı var. Bunun artısı da şu. Oyunun başlangıcında normalde oyunda gidemeyeceğiniz North Yangtze diye bir şehir var. Karla kaplı bir yer. Oraya gidebileceğiz. Burada ne var peki? Hani gizemli bir yayın olarak açtık buraya ama ne var burada derseniz de burada buzullar gömülmüş, donmuş bir şey olduğu söyleniyor. Uzaylı cesedi olduğu söyleniyor. Ona bakacağız. Evet, o zamansa başlayalım dostlarım. Başlıyoruz gizemlere. Ah varmış beyler. Bakın bu benim işte, evet. GTA Online'daki ben. Bakın malzemelerim. Bunların hepsinin hilesi yap. Öf, bak modifiyeli arabam. Ben arkadaşlar klasik arabacıyım. Şimdi bir evimize gidelim. Ledlere bak be. Ananı avradını be. Ledlere bak be. Şimdi abi dağların eteğinde bir tane şey varmış. Öyle bir kadın hayaleti varmış. Tamam, buraya gösteriyor. Şuradan şöyle bir yol çıkıyor. Evet, tam şurada. Burada bir hayalet varmış. Şu motora gidelim. Amına koduk gülleri. Kaçtı lan? 11 ile aynen 23.00 ile 12 arasında. 11 ile 12 arasında gece. Bir tane kadın hayalet gözüküyormuş. Bakalım gidelim. Hurafe mi gerçek mi görelim. Ne yapıyorsunuz burada? Selamünaleyküm. Kamp mı yapıyorsunuz burada? Oğlum burada hayalet var la, yapmayın. Bak ben onu görmeye gidiyorum ha. Amına kodum. Üşürünüz mü? Hadi bakalım görüşürüz, tamam. Gece siyarayı mı göreceğim ben? Yok bir şey yok, hadi görüşürüz. Gordo Dağı'nın hayaleti olarak geçiyormuş. Saate de bakalım bu sırada. Bir gizem mevcut. Joel'ın Cranley Evans hayaleti olarak bilinen Mısır, GTA'da serisinde resmi olarak teyit edilen ilk hayalet konusunda gerçek ve kanıtlanmış bir efsane olarak biliniyormuş. Hayalet. Denize karşı bakıyor, tamam. Buraları bir yerlerde olması lazım. Ama beyler burası da olabilir. Hayda. Hayalet. Ananı sikim hayalet. Oğlum orada lan. Görüyor musun? Ananı avradını gerçek. Allah'ıma kitabım orada beyler. Bir sniper yok mu lan? Abla bir şey diyeceğim. Karşı tarafta öldün mü sen? Nasferek okumuyorum bak. İyi katlim, iyi hayalet misin, kötü hayalet mi? Oğlum etrafında bir şey dönüyor. Sana sıkarsam ne olur ben peki? Ananı sikim gitti ya. Aa burada. İçinden geçiyor değil mi? Ha, gerçekten hayalet misin diye kontrol edeyim dedim. Adalara bakalım. Eğer bu adalar, bu tarafta bir adama da bir şeyler bulursak, düzgün bir şeyler. Buradaki adaya gidip orada bir ceset var abi suda. O cesede bakmak istiyorum. Hayır, Ya ben motordan radyoyu söktürmem lazım bir ara. Ananı sikeyim. Kardeş dur dur, ananı sikeyim, motor gitti. Abi ne olur ya, ölmeyeyim ya. Bu arkadaşlar Infinite Talk Killer diye bir araç. Şey, bir elemanın 7 kişi öldürmesi ve şu anda 8. kişi içinde bir not bırakmasından dolayı oluşmuş bir şey. Bu eleman 7 tane insan öldürmüş. Ama 80.yi öldüreceğini herkese duyurmuş ama hala öldürmemiş ve öldürdükleri de bu adanın etrafındaymış. Lan daha sığma lan buralara o kadar. Abi şimdi buralarda bir şey olabilir. Ananı sikeyim ceset. Allah'ıma kitabıma tekte bulduk. Beyler bakın cesede bakın. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam o zamansa. Bu da doğru. O ikinci efsane de doğru çıktı bu arada. Çok güzel değil mi lan? Acaba böyle denize düşsem ne olur? Çivileme gireyim mi şimdi? Tekne bak. Dünyanın en iyi dalışını yapayım mı? İzleyin sadece. Sadece izleyin. Bak kafalama gireceğim bak. İğne kadar bir boşluktan gireceğim. Tamam mı? İzleyin. Giremedim beyler. Kask vardı kafamda. Onun emiciliğinden dolayı giremedim. Aha. Batmış denizaltı beyler. Hani dalmış takımı falan alamıyor mu ben? Baksanıza beyler. Aman okuyayım, değişik sesler geliyor buraya şey yaptığımızda. Yukarı çık, yukarı çık. İçine girmeyi deneyeceğim sizler için. Burada ölsek ananı sikim giremedim. Burada ne var lan? Burada değişik bir yosun tutmuş buraları. Burada ölebiliriz. Ama sıkıntı değil. Tekrardan bir yerde, yakın bir yerde doğarız diye umut ediyorum. Neyse öleceğiz zaten. Boşuna kaçmaya gerek yok. Böyle batık denizaltıda yani. Pek bir esprisi yok. Aslına bakarsanız. Tamam abi sen in oraya. Ananızı sikeyim sizin, ananızı. Lan in oradan in. Patlama, ne olur patlama. Ananı sikeyim. Nerede o araba? Amına kodumun arabası. Senin geçmişini sikeyim ben. Gidelim bir submarine'imize binelim. Daha önce hiç denizaltı sürmedim lan ben.
İlk olacak beyler. Oha 87 olduk. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Bayanlar. Ona skip çarpıyorum bir yere. Çarptım. Hasar aldık. Duman çıkıyor. Duman çıkıyor. Ha duman neymiş? Oksijen şişiymiş o. Ananı sikiyim. Yine çarptım. Tamamdır beyler gidiyoruz. Ya ananın amına gidiyoruz. Ne bu ya? Buralarda bir yerde olması lazım. Çok acaba UFO deyince heyecan yapıp çok derine mi girdim? Böyle dağ taraflarında kalmış da olabilir. Hiçbir şey yok. Ha bir şey olmaz, tamam bir şey olmaz. Dayanır benim aletim, dayanır benim aletim. Ana sikim, ana sikim ölüyoruz. Ay yamulmaya başladı gemi. Şey yamulmaya başladı. Oha burada bir şey var. Ananı. Bulduk beyler. Allah'ıma kitabıma bulduk. Bakın. Evet bu efsane de gerçekmiş. Vay anasını beyler. Harbi UFO'ya benzer bir nesne bu. Vay anasını. Bakın. Evet bu da gerçekmiş harbiden. Şundan çarpmadan, motoru patlatmadan size bir şey yapmaya başlayacağım ama altında hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Evet abi altında bir şey yok. Evet beyler gördüğünüz gibi bunu da bulduk. Bu sırrımızı da 4'te 4 yaptık. Şimdi tamamen Google'a yazıp ben bunları şey yaptığım için, hani Google'dan araştırdığım için dostlarım, hani belki yanlış bir bilgi vermiş bir kaynak da olabilir. Mesela atıyorum biz bu UFO'yu bulamasaydık hani direkt şey demem gerekmiyor. Hani işte kaldırılmış bu yalan böyle bir şey yok demememiz lazım. Çünkü hani bir sürü kaynaktan araştırılması gereken bir konu aslında. Hani biz böyle bakıyoruz ama güzel ya 4'te 4 yaptık. Harbi bayağı bir şey varmış. Yani bu GTA serisinde de hani şey zannetmeyin işte her bölüm böyle gizem aramayacağız. Yani yeri gelecek gizem arayacağız. Yeri gelecek GTA'da soygun yapacağız. Hani soygun yapacağız derken basit soygunlar değil. Normal soygunlar değil. Kimsenin yapamayacağı soygunlar. O tarzda bir seri olacak yani. Herkesin yaptığı yani çektiği GTA videoları gibi olmayacak emin olun bunlardan. Zaten sıradan olmayı sevmem. Hani bunu anlayacaksınız çok yakında. Neyse bakalım şuradan bir ilerleyelim. Onları sikeyim burası ne? Babuş dur ben bir şey yapmadım lan. Burası çıplaklar kampı mı ne burası aman abim. Bana illa bunları temiz ettireceğiniz yani. Ağzına sıçtım çıplaklar kampına geldik lan şey yapacağım diye. Maden arayacağım diye. Maden arayacağız diye çıplaklar kampına gelen ilk insan evladı ben olabilirim. Lester'ı ara babuş. Lester'ı ara. Aman abim çıplaklar kampına geldik ya. İşe bakar mısın? Mantık level bro. Maden ama böyle bir yerde değildi ya. Ananı sikim bu ne lan? Ha bu. Burası çok farklı bir yer. Ananı sikim bu ne? Ne oldu lan? Ödüm patladı. Burası neresi? Figure collected. %3 tane, 100 taneden 3 tane. Ne yazıyor? Vallahi tam maden bulamadık ama daha değişik bir şey bulduk beyler. Buradan aşağı mı ineceğiz? Hemen indirivereyim bizi buradan direkt. Ananı sikiyim çok indik ya. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Suya düşmedik. Buradan çıkarım ben tamam. Hiç no problem beyler no problem. Neymiş sadece bir şey öğrendik. Bir daha ben indirmiyormuşum. Sıksak da açılıyormuş kapı. Niye böyle atraksiyonlara girdik ki biz? Ananı sikiyim. Bu hortummuş lan ödüm patladı. Oğlum nereye geldik biz? Bir şey çıkarsa ağzını sıçarım bak. Şunlara bak adam sanıyorum ikidir. Adama benziyorlar çünkü çok. Sağ mı sol mu hadi bakalım. Buyurun cenaze namazına. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ay. Amına kodumun o hortumunu sikeceğim ya. Ha burada bir biblo var. Evet. Figure collected. Bunlar easter egg yani dediğim gibi şeyler. Evet. Yarın agro var. Agro'yu da ilk defa oynayacağım. Sizlerle birlikte. Hiçbir şekilde ne videosunu izledim ne başka bir şeyini izledim. Hani ilk izlenim her zaman daha güzel olacağını düşünüyorum ben. O yüzden o zamansa kendinize çok dikkat edin. Yarın tekrar saat 5.30-6 civarlarında görüşmek üzere diyorum. Hepinize